Ben ufakken burada Hilton Oteli var. Hilton Oteli'nin dükkanın önünde mağazanın önünde yatarken bir tane ufaktım o zaman. İngiliz turist kadın geldi beni yanına aldı. Hatta bir ay, 1,5 ay yanında otelde kaldım. Hilton Oteli'nde kaldım. O zaman da yani ben müzikten hoşlandığımı fark etti benim. Bana bir tane Walkman aldı. İlk verişte şarkımı da onu, o İngiliz kadına söyledim. Ondan sonra Feriç'te işte epey öğrendim. Şimdi sizlere tanıtmaya çalışacağımız 13 yaşındaki Mehmet'i Feliçita şarkısıyla hatırlayacaksınız. Yıl 1983. Feliçita. Onu tekira toşita sana da Feliçita. Ola şosire tigela tela da Feliçita. Feliçita. Es le pepe sto da la papete Feliçita. Ona da fik pek pek kapete pete Feliçita. Sana la fre ola kakatapete Feliçita. Ben Feliçita Mehmet. Hayatım Adana'da var. Adana'nın Ceyhan ilçesinde 8 çocuklu bir ailenin 3. çocuğu olan Mehmet Güven'in hayatı 1978 yılında değişti. Babam köyde evi yaptı. Henüz 9 yaşındaydı. Babası maddi sıkıntılar yüzünden yaşadığı bunalım üzerine evini ateşe verdi. Ev çıkan yangında kül oldu. Tüm çocuklar ve anne ortada kala kalmıştı. Kalacak yerleri olmayan küçük Mehmet ve kardeşleri Adana'da yetiştirme yurduna verildi. Onu bizi yetiştirme yurduna verdiler. Ben de dayanamadım. Yurttan İstanbul'a kaçtım, sokağa kaçtım. İşte Mehmet'in sokak hayatının yolculuğu yetiştirme yurduna verilmesiyle başladı. Arada yurttan kaçan Mehmet tekrar geri geliyordu. Felicità. Superman 8-9 yaşındaydım. Trenle kaçak olarak geldim. Ya daha doğrusu makinist geliyordu. Biz anneki birisinin ailesi diye bir şey demiyordu. 1979 yılında Mehmet'in inanılmaz hikayesi başlıyordu. Yurttan kaçan Mehmet henüz 10 yaşındayken kaçak bindiği trenle İstanbul yolculuğuna başladı. O maksatta geldim Haydarpaşa'ya. Haydarpaşa garına indiği zaman onun ilk mekanı Haydarpaşa ve Kadıköy oldu. Mehmet artık sokak çocuğu olmuştu. Haydarpaşa'ya şey yaptım. Haydarpaşa'da biraz takıldım. Ondan sonra Kadıköy'e takılmaya başladım. 15 Kasım 1979. Haydarpaşa açıklarında iki geminin çarpışmasıyla günlerce büyük bir yangın yaşandı. Bu yangın Mehmet için mutluluk vermişti. Çünkü anlattığına göre sahilde yangını izlerken o soğuk havada ısındığını söylüyordu. Kadıköy'den bu gemiler şey yaptım. Kabataş'a. Kabataş'ta da biraz epey takıldım. Ondan sonra Taksim'e çıktım. Mehmet'in yolculuğu daha sonra Kadıköy'den Kabataş'a uzandı. Oradan da Taksim sokaklarına geldi. Mehmet hayatının en acımasız günlerini Taksim sokaklarına taşımıştı. Ondan sonra Taksim'e çıktım. Taksim'de arkadaşlarla tanıştım. Burada eski bir şey vardı. İş sokağında eski bir inşaat vardı. Orada ufakken 8-9 yaşında oraya çöpekte yatarken inşaatta kalan orada kalan arkadaşlarımız da ben nereden gelip de kalan arkadaşlarımız onun için beni yanlarına aldı. O zaman sokak hayatı var. Sokak hayatını başladıktan sonra artık sokağı tamamen öğrenmiştim. Bazı zamanlar bu sokakta kalırken bazı zamanlar Adana'ya da gitmiştim oluyor. Akrabalarım fazla kalmıyordu.
Anasını yerim, buraya geliyordum. Anasını yurtta, Bakırköy'de yurtta kalmaya başladık. Sokaklarda artık arkadaş edinen Mehmet, hayatının dönüm noktasını Hilton Oteli'nin sokağında yaşadı. Hilton Oteli'nin sokağında uyurken kendisini gören bir İngiliz kadın tarafından kucak açıldı. Ben ufakken burada Hilton Oteli vardı. Hilton Oteli'nin dükkanın önünde mağazanın önünde yatarken bir tane ufaktım o zaman. İngiliz turist kadın geldi beni yanına aldı. Hatta bir ay, bir buçuk ay yanında otelde kaldım. Mehmet artık lüks içinde yaşıyordu. Hilton Oteli'nde kaldım. O zaman da yani ben müzikten hoşlandığımı fark etti benim. Bana bir tane Walkman aldı. İlk Ferişte şarkımı da onu o İngiliz kadına söyledim. Ferecita. Olha te quiero, tu chita tuta ta ferecita. Olha se se ira te que la tela ta ferecita. 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 E tenersi per mano, andare lontano la ferecita. Ondan sonra Felicita işte epey öğrendim. Ya. Kadın hatta yani kadın çocukları olmadığı için beni evlatlık almak istedi. Ama evlatlık işlemleri gerçekleşmeyince küçük Mehmet'in hayatı burada yeniden değişti. Taksim sokaklarına yeniden geri döndü. İngiltere'ye gitme fırsatım da oldu. Keşke gitseydim daha iyi. Ben hayatımın en iyi günlerinde de bir buçuk ayımı da cennet gibi yaşadı. Bu şeyde Cihangir'de kalırken bu ya Ertürk'ün ekibi çekim ekibi o zaman çekim yapıyordu. Ne ben de merak ettim ben de. Orada bir tane hoparlör gibi bir şey gördüm. Ya şu mikrofon ne güler. Onu eline aldım. Kendi kendime zaten aklımdaydı. O zaman Felix'e söyledi. Ondan sonra için Felix'e Mehmet olarak kaldı. Ferecita. Olha te quiero, tu chita tuta ta ferecita. Olha se se ira te que la tela ta ferecita. 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 O mesi la frito più cita. TRT'nin usta programcısı Ertürk Yöndemir, Mehmet henüz 14 yaşındayken 1983 yılında yaptığı röportaj Mehmet Güven'i ülke gündemine taşıdı. Emniyet Çocuk Şube'de kendisiyle yapılan bir röportajda kamera önünde Felicita şarkısını söyleyen Mehmet Güven'in ismi o günden sonra Felicita Mehmet olarak anılmaya başladı. Ben haberim yoktu benim. Ben yani televizyona çıkmışım, böyle böyle yayın olmuş. Hiçbir şeyden haberim yok. Ondan sonra yani şey sokakta kim görürsem Aslan Felicita Mehmet diyorsun. Aslan Felicita Mehmet diyorsun. O seçim Felicita Mehmet. Rock kal. Felicita. La bebe tietra pe mi la ferete Felicita. Samala petra kamete pele pe Felicita. Şamala pet molakata tetunio Felicita. Felicita suela ta trompentra şante tra kame salotre pe padra cita. Fima la spin bolat me sale cita. Felicita Mehmet söylediği şarkının diğer bütün sözlerini uyduruyor ama mutluluk anlamına gelen ve şarkıyı adını veren bölümünü doğru telaffuz ediyordu. Üstelik Mehmet, Felicita kelimesinin İtalyanca'da mutluluk anlamına geldiğini de bilmiyordu. Hatta o zaman da beni bulmak için 3-4 tane ekip benim peşime takip. Yok şey, ekip arabası beni aldı, Allah Allah dedim. O zaman yani eski burada Beyoğlu şeyinde eski ekipler amiri vardı. Yani şey lakab olarak Orkun Süleyman dinledi. Beni aldı, ben dedim abi dedim ben şimdiye kadar ben bir şey yapmadım dedim. Hiçbir şey yapmadım. Siz beni niye aldınız ki? Korkma Mehmet dedim. Seni eski tanıdığın seni merak etmişti. Ondan sonra Cihangir'deki mağarada çekimde. Ertürk Yöndem bu röportajdan tam 6 yıl sonra Felicita Mehmet'i bir kez daha İstanbul'da
Beyoğlu'nun arka sokaklarında bulmuş ve madde bağımlılığı iyice artan gençle konuşup yine aynı şarkıyı söyletmişti. Fakat Mehmet aradan geçen 6 yıla rağmen mutluluğu bulamamış, alkol, uyuşturucu ve madde bağımlılığı iyice artmıştı. Sayın seyirciler, 6 yıl önce 14 yaşındayken uydurma kelimelerle Felicita şarkısıyla mutluluk arayan küçük Mehmet'i aradık, bulduk. Ne yazık ki hiç iyi durumda değil. İspirto dahil her türlü alkolü içiyor. Hey Chita, ese le presto do la fapete, hey Chita. Ese le presto do la fapete, hey Chita. Ese la paprita do la fapete, hey Chita. Hey Chita, ese le presto sa sa ti testo sa la sta sa be cha cha be Chita. Çat, çat topladım. Çöpten hayatımı kazanmış oldum. Biraz çekildi. Bir yandan da sevindim. Sonraki hayatım ya, benim öyle televizyona çıkma şey, yani o zamanlar sokaklarda kendi kendime kurdum. Tokan sonu yok. Yani burada kalmaya devam etseydim bir köşede ölüp gidecek. O günden sonra kimse bir daha Felicita Mehmet'ten haber alamadı. Hatta hayatını kaybettiği söylendi. O hüzünlü ve masum yüzü yıllarca unutulmadı. 2002 yılında soyadı bile bilinmeyen Felicita Mehmet öldü haberi çıktı. Sonra yaşıyor denildi ama hiç kimse Felicita Mehmet'e ne olduğunu öğrenemedi. O zaman da gelip yani başımıza bir dua koyun da olmaz. Sonra da işte ablam bir ben Adana'da Ceyhan'da tek odalı bir yer yapmışlar. Bizim akrabalarımız arasında para toplayıp orada şimdi orada yaşamaya başladım. Ancak hayatla mücadele eden Felicita Mehmet tüm bu kötü alışkanlıklarını geride bırakıp hayatına başladığı yerdeki köyüne döndü. Her şeyi uyuşturucuyu bırakınca oraya yaşamaya başladı. Bilyale vardı ya Adana'da küçük ufak. Saat, çiğ. Bana bak, sen cebinde eskiden bir tane şey taşıyordun. Bir kızın fotoğrafını taşıyordun, evleneceğim diye. Sizin köydedir Allah bilir. Olmadı. Lan olmadığı şey, bırak şimdi. Cenneti diyorum. Tamam, köyde değil mi o şimdi sizin? Evlendi o. Ben bunu zaten Adana'da çocukken televizyonda gördüm. Ben sonra yıllar sonra bilim ben bunu aklıma gelecek. Ben geldim burada kağıt topluyorum. Lan bir baktım Galatasaray'da kinerci çocuklar var. Adana'da sokak çocuklarını tanıdığım için ben. Baktım bu da orada debeleniyor, oturuyor şeyde. Şimdiki ara kafe var ya, Galatasaray'da. Orası mahallenin çöplüğü dökülüyordu oraya. Orası o sokağa kimse girmezdi uzun gece. O sokakta arkada bir tane de haraba vardı o arada. Arada çocuklar orada kalıyordu. O sokakta oturuyorlardı. Baktım bu da orada, diğer çocuklar falan. Bu orada gelip gidiyor. Ben bunu ilk orada gördüm. Ben dedim ben bu herifi tanıyorum. Mehmet dedim bu, Felicita Mehmet. Ondan sonra öyle tanıdım işte onu orada. Diğerler Cihan vardı. Timur vardı, böyle bir sürü çocuk vardı, bazıları öldü, bunun arkadaşları falan. Cihangir grubu vardı, Dolmabahçe grubu vardı falan. Beşiktaş grubu da vardı. Ondan sonra böyle takılıyorlardı işte. Ben de kağıt toplarken her gün uğruyordum bunlara, çöp orada ya. Bunlar da orada akşam ateş yakıyordu kışın, gece sokakta. Arada bunların yanına gidiyordum ben. Öyle derken hepsiyle arkadaş oldum orada. Burada ne kadar bir yolunda varsa gel git sokakta selam veriyoruz. Arada oradan buradan ben bir şeyler buluyorum, beraber yiyoruz falan. Ondan sonra eve arkadaş olduk hep sürekli. Ben zaten çocukken Adana'da balicileri tanıyordum. Yani Adana'da balici çocuklar tanıdığım için arkadaşlarım vardı çok. Burada hiç yabancılık çekmedim. Direkt böyle kağıt toplarken zaten sokaktayım yani. Bu zaten 8-9 yıl önce Adana'ya gitti. Arada arıyor beni. İlk defa geliyor 8 yıldır, 9 yıldır. İşte bu ama biraz şey takılırdı. Çocuklara bazen uyumazdı, yalnız da takılırdı. Bu nispeten yani bazı şeyleri olarak bazılarından yaşı büyüktü çocukların, bu Mehmet büyüktü onlardan. Ayrı takılıyordu arada.
İşte gidiyor kendine çöpten bit pazarı malı dediğimiz ıvır zıvır şeyler toplayıp satardı aradan. Öyle biraz geçtiğini. Sinyale çok şey yakın değildi bu. Beceriksizdi. Anca işte diğerlerinin yanında şey yapıyor. İşte bizim Cem var diyelim. Cem mesela yetenekli sinyalde. Bu da ondan otlanıyor mesela. Anladın mı? Metin var mesela diyelim. O sinyalde iyi onlar. İşte paketi dolduruyor yemeğe, poşetlere. Bu da onlardan yancılık yapıyor. Bir kısmı öldü. Bazıları var, görüşüyoruz. İşte Cem şimdi sokakta plastik kağıt topluyor. Cem'i görüyorum sürekli. Bunun arkadaşı. Cezaevine giren oldu, ölenler oldu, ailesini kuran oldu, memleketine giden oldu. Hiç haber alamadıklarımız var. Kaybolup gidenler var. Bir sürü insan var öyle. Yemek Pepsi içiyorum. Michael Jackson Pepsi reklamı yapıyordu, hatırlıyor musun? Ne yaptın oğlum? Mehmet'i 30-35 seneden beri tanıyorum. İlk çocukluğumda televizyonda görmüştüm. Dericiden Mehmet, televizyonda program vardı. Orada görmüştüm Mehmet'i. Buraya gelmeye çalıştığımdan itibaren aşağı yukarı 32-30 seneden beri Mehmet'i tanıyorum. Amcam şeyde, emekli oldu, ayrıldı. Oranlar ayrıldı, bu Beşiktaş konuşuyor. Bizim oran var ya, he, onlar Beşiktaş'tı. Bazıları Beşiktaş'tı, bazıları ayrıldı, bazıları öldü. Felicita, lama la perti ve la fetetetu felicita. Samalamendo pala fetetetu felicita. Samala preto nam la fetetu felicita, felicita. Bazen o kadar. Felicita, la mera pito la la da tiebete felicita, la mera sissa la vera tota to felicita. Mila la la spola le nome le to felicita, felicita. Ne dedin?